بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم افتح بالخير واختم لنا بالخير. أما بعد، كان التنظيم Erhan Doğan, Mardinliyim, 25.05.1991, İzmir Konak doğumluyum. İlkokul yıllarında cemaatle tanıştım, yani camiye falan gidiyorduk tabii ama
böyle Arapça okuyan abilerin yanlarına da gidiyorduk yani küçük yaşlardan itibaren. Daha sonra ortaokul bitti, İmam Hatip'e yazıldık. Kestane Pazarı'na yazıldım 2005 yılında. 4 yıl Kestane Pazarı İmam Hatip'i okuduktan sonra 1 yıl Kütahya'da Kur'an-ı Kerim Arapça dersleri aldık. 3 yıl Konya'da medrese eğitimi aldık. Bu arada da İlahiyat ön lisansı bitirdim bu arada. 2012'nin 7. ayın 18'inde imamlık sınavına girdim. Buraya Bornova Efkadör'de bir küçük bir yer, bir camiye atandım buraya geldim. Tabi burada bu Ribat camiasında, İhsan'da camiasında bizim aramızda belki de en erken ben varım. Yani en küçük yaşlardan itibaren bu ortamlara girip de bunu üzülerek, sıkılarak belki ifade etmek lazım. Çok küçük yaşlardan itibaren bu işin içerisine girip bu kadar uzak olan bir tek ben varım herhalde. Dini yaşantıdan böyle çok fazla aşkla, şevkle bu işe eğilmeyen bir ben varım herhalde. Çünkü bu kadar, benim bu kadar eğitim almayıp da böyle çok güzel daha sonra İslami yaşantıda işin içerisine girip çok güzel hizmetler yapan abiler çok fazla uzatmayayım. O manada Rabbim günahlarımızı affetsin, aşkımızı, şefkimizi arttırsın inşallah. Uzun bir saatten sonra o söylediğin şeyi İnşallah, gerçekleştireceksin. inşallah. Bundan sonra Rabbim aşkımızı, şefkimizi, gayretimizi arttırsın. Böyle uzak olduğumuz için basit konuları İsmail abim bana veriyor. Bu basit derken daha şemsiye konuları böyle bana veriyor. Ben Çünkü vermedim ha. Ben vermedim. Aramızda daha sık sık bunun için dişek teması olması gerekiyor. Yani aynen. Yok yani ben vermedim sonra konular ilim heyeti tarafından hazırlanıyor ve tahsim ediliyor. Yani ben sadece duyuruyorum. Tabii dişek teması olduktan sonra da yani sana alıp geldi kesin. Bir dakika. Ha. Mesaj geldiğinde, Erhan kardeşim bu sohbet verir diye aldık gitti gerçekten. Aşkla şef mi karşılığında? Sen şimdi dişek teması diyesin, yoksun bu. Yani. Bak. Bir kopukluk oldu evet o anlamda. Şimdi dünya ve ahiret dengesini hakikaten bütün İslami konuların hepsini şemsiye bir ifade hepsini bir şey içerisine alırsak yani dünya ve ahiret dengesiyle büyük, geniş bir ana başlık atabiliriz yani dünya ve ahiret dengesi adı altında. Dünya ismi tasdiği yani küçültme ismi anlamında söylenmiş Arapça bir isim. Alçaklık manasına geliyor. Fiil belki şeyle bir manası birbiriyle uyuşmuyor ama yani aklı zayıfçık, aklı geri manasına geliyor küçültme ismi tasdiği. Kelime anlam itibariyle acil olan manasına geliyor. Terim manası acil önündeki iş yani. Ayette de birçok ayette anlatılan, söylenen mana itibariyle acil olan, önünde olan şey Kıyamet suresinde de bu anlatılır. Bel tuhibbunel acile. Siz acil olanı seviyorsunuz ve tedarunel ahire. Ahiret hayatını da geri plana atıyorsunuz. Onu unutuyorsunuz yani. Bu anlamda kullanılmış. Ahirette sonradan olan bir şey kelime anlamı da o anlama geliyor. Terim anlamıyla da aynı bir kullanılıyor. Acil olanın tersi. Burada bu iki kelimeyi çözdükten sonra şurada bir En'am suresinin 160. ayeti ilk aşır olarak okudum onu ben. Kısaca onu ben hızlı hızlı hemen söyleyeyim. Aslında benim aklımda da yoktu. Bu konuyla da alakalıymış. Ben aşırı olarak okudum onu. Men ca'e bil haseneti. Kur'an-ı Kerim 160. ayet-i kerime bu. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsalihe. Konuyla da alakalı şu an tam aklıma geldi. Kim dünya hayatında bir iyilik yaparsa onun karşılığı ahirette ondur. Kim de bir kötülük yaparsa bizim huzurumuza bir kötülükle gelirse onun karşılığı birdir. Ancak misliyle karşılık verilir. Siz haksızlığa uğratılmazsınız.
قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي De ki benim Rabbim beni hidayet etti. İlâ sirat-ı müstakim. Doğru yola beni iletti. Dinen kıyemen kayyimen millete İbrahim'e halife. Gerçek din olan, hanif olan İbrahim'in, İbrahim'i milletin, İbrahim'in dinine beni iletti. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ O müşriklerden değildir. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي De ki benim namazım وَنُسْكِي Benim bütün ibadetlerim وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي Benim hayatım, benim ölümüm لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. لَا شَرِيكَ لَهُ Kesinlikle onun hiçbir ortağı yoktur. وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Bana sadece bu emrolundu ve ben وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Ben Müslümanların ilkiyim de. Bu konu itibariyle de sonra inşallah pekişir. Bunu ben hızlı hızlı söyledim. Çarpıcı yani. Kim bir iyilik yaparsa karşılığında 10 verilir. Kim bir kötülük yaparsa da misliyle verilir. O oturur diye inşallah. Şimdi insan onun yapısı itibariyle manevi bir yaşantıya sahip. Yani iç dünyasında hep manevi somut yapısı da var. Fiziki yapısının ardında manevi bir boyutu var. Bu İnsanlık tarihi, ilk insanoğlundan, Hazreti Adem'den bu 2015'e kadar tarihi süreç içerisinde insanoğlu hiçbir zaman kendini hiç dini bir yaşantıdan, manevi bir kudrete dayanmaktan hiçbir dönemde kendini alıkoyamamış. Yani ben hiçbir şeye inanmıyorum, bu şekilde kendimi mutlu hissediyorum diye bir topluluk yok. Bu sebepledir ki insanlar ya bir helvaya tapmış ve bir taşa tapmış. Bir şeye tapma içgüdüsü insanın doğasında olan, fıtratta olan bir şeydir yani. Hatta hadis-i şerif var, diyor ki kullu mevludun yule doğaya fıtratı İslam. Bütün doğan çocuklar hep İslam fıtratıyla doğar. Hep bu fıtratla doğar. Daha sonra bulunduğu toplum itibariyle hem biraz genetik yapı, biraz bulunduğu toplum itibariyle o insanlar onu değiştirir, o fıtrattan onu uzaklaştırır. Netice itibariyle manevi bir boyutu var insanoğlunun. Fakat bununla birlikte fiziki yapısıyla inanan insan, bizler Müslüman olduğumuz için Müslüman olarak, yani Müslümanın yaşantısından konuşuyoruz. Bunun ardından fiziki yaşantının ötesinde manevi yaşantıya, yani bütün yapmış olduğu şeyi bir gün hesap verecek duygusuyla yaparak kendini mutlu eder. İnsan bu gündelik yaşantıda somut olan bu dünyada mutlu olmayı başarır. Bu şekilde kendini mutlu eder. Ve dini yaşantıya kendini yaslayarak kendini aynı zamanda güvence altına alıyor. Yani kendi güvence altına alır. Hatta bu mesela namazla alakalı şu anda mesela aklıma gelen sabah namazıyla ilgili mesela bir hadis var. Sahih bir hadis. Müslüman olması lazım. Sabah namazını kılan bir kişi mesela kıldıktan sonra kılar, biter, namaz biter. O gün içerisinde, o günün tamamında Allah'ın zimmeti altındadır. Bütün kainatı yaratan o diyor ki benim zimmetim altındadır o. O benim zimmetim altındadır. Tabi oruç için, hac için, zekat için, yani tamamı için böyle çeşitli hadisler var. Yani Cenab-ı Allah kendi zimmeti altına alıyor. Yani bu kişi benim, hatta hadis mesela bu meseleyle alakalı diyor ki buna böyle birini gördüğünüz zaman, yani biliyorsanız siz o kişi sabah namazını kılmış, gelmiş mesela, sataşmayın ona diyor. Yani çok fazla hani üzerine gitmeyin, sizi Cenab-ı Allah'ın onun zimmeti altında olduğu için sıkıntıya gelirsiniz diyor yani, ona şey yapmayın. Bu anlamda dünyasını da böyle bir zimmet altına almış oluyor insanoğlu. Bununla alakalı mesele, daha bu meseleyi tam da Ramazan ayının gölgesi iyice üzerimize düştü. 5-6 gün var. Mesela verdiğimiz fıtır sadakası, özümüzün sadakası, yani kendi yaratılışımızın sadakası, yaşamış olduğumuz bu
29-30 günlük süreçten sonraki kutladığımız şey de mini bir sanki böyle ahiretin şey provası, mutluluk provası gibi mutlu oluyoruz yani. Biz kurtulduk. Yani bütün ibadetlerimizle, taatimizle biz bu bütün günahlarımızla kurtulduk. Mutlu oluyoruz artık gibi genel bir çerçeve, dünya yaşantısı gibi düşünürsek daha sonra da bunun gibi mutlu olacağız gibi de düşünülebilir. Fıtır bayramı denir. Yani öze dönüşün, yani ibadet edildi, 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 öze dönüldü. Bunun bayramını kutluyoruz yani. Hatta bir ayet-i kerime vardı, tam numarası aklıma gelmiyor. Diyor ki, sizi Allah'ın yaratmış olduğu fıtrata geri dönün. Yani siz fıtrattan uzaklaşırsanız o hadisteki gibi, o fıtrattan uzaklaştıkça günah işleye uzaklaştıktan sonra geri gelin. Yani fıtratillahi fataran nasi aleyha. Allah'ın sizi tekrar sıfırdan o temiz öze geri dönün. O sürekli öze geri dönün. Hatta mesela Cenab-ı Allah Rabbiniz sürekli günah işlemeyen insanlara değil de günah işleyip tövbe eden insanlara birliktedir diyor. Yani tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Hatta yübün edilen bir kemelle erdenmeli. Hiç günah işlememiş gibidir diyor ya. Bu kişi tertemiz. Yani tövbe ediyor, tertemiz oluyor. Tövbe ediyor, tertemiz oluyor. Diyor ki Allah işte onlar, yani Allah'ın yaratmış olduğu öz. Yani o anlamda tabii tövbe de önemli. Bu mesele şu örneği de vereyim. Mesela dünyada dünya hayatında yaşarken sapkınlığa düşmüş, yani akli melekelerini çok fazla böyle kullanamayan ya da azgınlığa tamamıyla mesela işte Firavun'u düşünün mesela. En azgın tabi bebekleri öldürme noktasına geliyor. Ya da işte çok azgın işte Karun'u düşünün, Nemrut'u düşünelim mesela. Yani üç cahiliye dönemi olarak söylenen bebeklerin öldürülmesi, erkek çocuklarının. Erkeklerle erkek erkeğe ilişki. Bu üç cahiliye dönemi denir buna yani. Dünyadaki üç cahiliye dönemi. Erkeklerin öldürülmesi, erkek erkeğe ilişki olması ve kız çocuklarının Hazreti Muhammed döneminde öldürülmesi. Kız çocuklarının diri diri. Üç cahiliye toplumunda dünyanın getirdiği somutlaştırma yani dünya dengesini kuramama veya mesela aşırı metadan dolayı Karun'un Musa'ya yapmış olduğu Hazreti Musa'ya yapmış olduğu eziyet, Nemrut'un aynı şekilde mesela ilahlaşması, Firavun'un yani dünyayı o kadar böyle hatta bitmeyecek gibi, bitmeyecek yani hep biz varız, hep biz varız duygusuyla insanoğlu öyle yani biz sanki hiç ölmeyecekmiş gibi insan dünyada yaşıyor yani sanki gidiyor yani dünya böyle biz ölüm hiç öyle gidiyor. Sanki hep böyle gidecek yani o şeyle insanoğlu bu şeyle bir şeyden çıkıyor artık. Yani İslami bir yaşantı olmayınca, tevhidle bu bağlantılı olmayınca, ana yere bağlanmayınca şey yerlerde böyle altlarda böyle insan şey oluyor yani kafa gidiyor. Bu ana noktada bu sapmaların ana noktasında hepsinin ortak noktası dünya ve ahiret dengelerini kuramamalarından kaynaklanıyor. Fani olan dünya hayatı ile ebedi olan ahiret hayatını kazanma, biz üç kişiyiz, dört kişiyiz ama evet. Anlatış tarzı mı biraz uyuklatıyor yani? Yok. Böyle zaten ben rahatsız oldum yani. Biraz bir sohbet havası gibi de o sesini de yapamıyorum yani. Böyle bu fark. Bir şey oldu ya. Bak şu anda. Dört kişiyiz ama de melekleri saydın mı? Ha eyvallah. Anlamda doğru da. Fevşi. Biz de ben göremiyorum hala sen görüyorsun. Benim öyle bir şeyim de yok yani. Ha. Dünya çok fazla daldılar. Şey. Yok öyle demiyorum zaten. Fani. Şey meclislerinde sizin dışınızda melekler de vardı diyor. Ha öyle. Hatta mesela şey var. Yani biz konumuzla da alakalı. İki kişinizin üçüncüsü Allah'tır. Peki, benim diyor yani. Allah var. Yani. Öyle sen inşallah bizim de 5-6.sı yani Rabbimizdir inşallah. Allah korusun ama. Fani geçici dünya hayatının yani böyle geçici gibi görünüyor ama oyun ve eğlence gibi görünen yani çok basit olan bir şeyle
çok böyle sonsuz olan, çok mükemmel olan cennet hayatını hatta tasvir dahi edemiyoruz yani kafamızda. Evet. Çok basit bir şeyle şeyi alıyorsun. Çok böyle basit bir şey ama basit dünya hayatıyla, geçici şeyle, suni bir şeyle asıl özü alıyorsun, kavuşuyorsun. O anlamda Müslüman da şeydir yani, şu Bakara suresinde hatta o inlerinde dini kefer sayfanın altında onlar diyor ticaretlerinde yanılmışlardır diyor şeye, inanmayanlara söylüyor. Yani müminler ticaretlerinde, iyi bir ticaret hatta Tövbe suresinde bedenleri karşılığında, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu beden karşılığında Allah onlara cenneti verir. Yani bedeni Allah vermiş. O beden karşılığında insanın şeyi yok zaten. Aynı şekilde o beden karşılığında da cenneti satın alır yani o. Bunu mesela Hazreti Ömer'den bir örnek buraya mesela not yazmışım buraya. Efendimiz Hazreti Ömer'i rüyasında görüyor. Diyor ki ben Ömer'i gördüm. Bir büyük böyle bir saray vardı böyle cennette. Ömer'in dediler bu saray. Gittim tam girecektim diyor. Tam kapıya böyle yanaştım. Dedim ki şimdi Ömer kıskançtır. Ailesiyle çok fazla şey yapılmasını istemez böyle hani gireyim içeri rahatsız olur belki. Ömer diye geri çekildim. Uyandım diyor Resulullah. Bunu böyle anlatıyor. Bu kim anlatıyor bunu? Yani Buhari ve Müslüm hadisi bu. Buhari ve Müslüm hadisini biliyorsun abi. Şeydir. Yani Buhari hadisi zaten kaynakları kuvvetli. Ya Kur'an-ı Kerim'den sonra söylenen kesinlikle şey kitap yani kaynak kitaptır yani. Kur'an-ı Kerim'den sonra sahih. Kesin. Bir de yani Buhari Buhari ile Buhari öyle, Müslim de öyle. İkisi bu sefer perçinleşiyor bu sefer. İyice yani, kesin yani. Her iki kesin. Yani. İkisinde de mevcutsa yani kesin. Evet. Benim gözümün gördüğünden daha şey. Yani benim, belki ben yanılıyorumdur ama Buhari ve Müslim diyorsa benim gözümün gördüğünden daha net yani. Diyor ki bunu işte sahabi diyor bunu anlattı diyor yani bize Resulullah. Tam anlayamadık diyor. Sonra yıllar sonra diyor Ömer halife oldu diyor. Ömer halife olduktan sonra bu maaş taksim olayı oluyor ya, maaşları işte taksim ediyorlar. Zeyd var, kölesi. Zeyd'in oğlu var, Üsame. Zeyd'in oğlu Üsame, üçüncü derece bugün mesela maaşları şey yaparsak, işte birinci basamak 1 milyar, ikinci basamak 2 milyar, üçüncü basamak 3 milyar. Üsame'nin, Aziz Zeyd'in oğlu Üsame, üçüncü basamaktan maaş veriyor, 3 milyar. Ömer, Hazreti Ömer kendi oğluna, Abdullah'a, Ömer'in oğlu Abdullah'a birinci şeyden yazıyor. Yani bir yazıyor, ona üç yazıyor. Şey olarak yani. Daha önce ya diyor bu, ben diyor hakikaten Hazreti Abdullah şeydir, yani ilmi olarak da mesela kaynaklarda falan daha öndedir. Kendisi de alim bir zattır yani, şahsi olarak böyle. Bir de halifenin oğlu yani, hem halifenin oğlu. Baba diyor yani bizi de Resulullah, yani biz daha şeydik diyor yani, daha çok Resulullah'ın dizinin dibinde büyüdük. Bu nedir diyor, neden böyle bir şey yaptın diyor. Diyor ki Resulullah Üsame'yi diyor, ha Resulullah Üsame'nin babasını senin babandan daha çok seviyor diyor. Yani onun, Üsame'nin babasını daha çok, halbuki Üsame'nin bir şeyi yok. Yani onun bir ilmi şey yok. Ama diyor ki senin babandan daha çok seviyor diyor onun babasını. Hani dünya hayatıyla yani basit olan dünya hayatıyla büyük şeyler aldılar ya. Yani bu anlamda ucuz da değil yani. Bir aşk var. Mesela bunu görmüşüz. Allah için bu işin burada bir not almışım mesela. Allah için Allah'la ve Allah'tan bekleyerek bu üç saç ayağı oluşturmuşlar. İmanı kemale erdirmek. Bu anlamda mesela bir hadis-i şerif var. Bu da sahih bir hadis. Diyor ki men ahabbe lillah ve ebgaba lillah ve mena'a lillah ve a'ta lillah. Kim Allah için verirse, kim Allah için severse,
Kim Allah için men ederse, kim Allah için kızarsa. وَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْا۪يمَنِ O kişinin imanı tam bir imandır. Yaptığı işi, hani Hazreti Ali diyor ki, benim hiçbir işim yok ki, diğerleri de öyle de Hazreti Ali'nin söz bu. Hiçbir işim yok ki Allah'ın huzurunda hesap vere, yani Allah'ın huzurunda hesap vermeyeyim, yani onu o şekilde düşünmeyeyim, bütün işlerimi o şekilde yapardım diyor. Yani biz normal şartlarda baktığımız zaman bir Müslüman olarak imanın şartlarını işte 1, 2, 3, 4, 5 falan diye sayarız. Ama tam anlamıyla gündelik yaşantıda bu şekilde değil yani. Gündelik yaşantıda bir aşk var. Hani yapmış olduğumuz sevgilerimiz işte mesela diyor ki siz La ilahe illallah demedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedik, bu da sahih bir hadis. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmezsiniz. İman etmeniz için de, birbirinizi sevmeniz için de selamı aranıza yayınız. Selamı aranıza yayınız. Bu şekilde birbirinizi seversiniz. Bu şekilde de cennete girersiniz. Bunu şeyi anlatıyordum. İşte Ahmet Hoca falan. Alo ya da işte ne bileyim iyi günler günaydın falan gibi. Hani böyle hani böyle yapmayın. Böyle demeyin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yani Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Hatta ayet de var bununla ilgili. Siz işte birbirinizle karşılaştığınız zaman اِذَا حُيِّيْتُمْ حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ حَسَنٍ yani birbirinize karşılaştığınız zaman güzel bir şekilde selam verin. Onu da karşılığında da güzel bir şekilde selam verin. Size selam verildiği zaman siz de karşılığını güzel bir şekilde verin. Böyle manasını bilmediğiniz, böyle farklı farklı ilginç o güne çağdaşlık olacak diye farklı şeyler olmuyor. Tabii bu usulü bilmek aşkla, yani bunu aşkı getirir, bunu bilmek. Dünya sevgisini, dünya metaa olan sevgiyi ortadan kaldırır, peygambere olan sevgiyi. Peygambere olan sevgiyi perkinleştirir, pekiştirir yani. Selam meselesi de böyle. Evet abiler. Müslüman, şöyle söyleyelim. Ne dünyasının ne de ahiretini ihmal etmemelidir. İki dünya arasında bir denge gözetmelidir. Bununla dünya hayatı bir imtihan sahasıdır. Bunu böyle bilerek hesabımızı ona göre yapmalıyız. Tebareke suresinde var biliyorsunuz. Ölümü ve hayatı bu yeryüzünü biz imtihan olsun diye yarattık. Dolayısıyla dünyadaki çalışmalarımız ahiretteki konumumuzu belirleyecektir. Nebevi ifadesiyle اَدْدُنْيَا اُمَزْرَاتُ الْاَخِرَةِ Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada işlemiş olduğumuz işler ahirette nasıl bir konuma geleceğiz, nasıl bir konumda olacağız, iyi yerde mi olacağız, kötü bir yerde mi olacağız onu belirliyor. Fakat bununla alakalı nasıl bir tutum sergilemeliyiz? İşte iş hayatında, gündelik hayatta nasıl olmamız gerekir? Bununla da alakalı Rabbimiz bunu da bunu dünya ile alakalı şu ayetlere bakarken 60 tane ayet var. Dünyadaki yani yeryüzünün nötr yani eksi veya şey ile alakalı negatif anlamda bir anlam yüklemiş. Dünyaya, yani dünya hayatın 60 ayette. Geri kalan yüzlerce ayette de zaten ahiretin bizim için değerini ifade ediyor. Biz bunu biliyoruz. Fakat bunu biz dünya ile yani yaşarken gündelik hayatta, ev içinde, okulda, iş yerinde işte ahiretle biz şimdi bakıyoruz yani şu anda yaşıyoruz. Yani çok fazla işte o şeye giremiyoruz yani biz öleceğiz, ölümlü dünyadır. Cenab-ı Allah bizlere diyor ki
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وابتغي çalışın, çalışın. فيما آتاك الله, Allah'ın size vermiş olduğu bütün imkanlarla çalışın. الدار الآخرة, ahiret yurduna çalışın. Bütün imkanlarla ahiret yurduna çalışın. Dünyadan da nasibinizi unutmayın. Şimdi bu nasıl bir abi ifade bu? Yani bütün imkanlarla ahirete, geri kalan bir şeyinde dünyaya nasibini de unutma yani. Yap, hepsiyle yap, bir kısmını yap. Bir şey tam tersi. Hepsi dünyaya, bazı ahirete oldu şimdi, öyle oldu. Hakikaten bütün imkanlarımızla dünya, dünya, dünya. Şimdi işte bazı zaman aklımıza gelirse ya da çok böyle şey oldu. Bu ayeti biz böyle tam şeye çevirdik yani. Bunu buraya, bunu buraya aldık yani. Allah muhafaza buyursun. Hiç ölmeyecek, hiç bir dünya için çalış. Bir hemen ölecek bir ayet hazır. Aynen öyle. Ya o da bir tabii kıstas olabilir yani. Böyle kıstas olabilir. Burada şöyle de bir şey yapılmış. Az önce mesela dünya hayatının, burada birçok ayet var mesela. Dünya hayatının negatif oluşuyla alakalı. Bu olumsuzluklar kevni anlamda değil. Yani ontolojik, yaratılış anlamında değil yani. Normal fiziksel anlamda çok muhteşem. Baktığın zaman güneşin, ayın çok muazzam yani. O anlamda bir negatif, nötrlük yok. Buradaki negatiflik insanın ahiret hayatının önüne engel olması anlamında bir dünyaya eksiklik yüklüyor. Hatta bunu Abdullah Hocam anlatmış bunu bir kere. Çok da o zaman çok duygulanmıştım ben. Afrika'ya gittim dedi, ufak çocuklar vardı o zaman. Afrika'daki küçük çocuklar da hafızlar, hep yetişmişler. Siyahi bir çocuk geldi dedi, işte Kur'an-ı Kerim okuyacak diye böyle bir şey yaptılar. Geldi dedi yanımıza. Kur'an-ı Kerim başladı okumaya dedi, Kıyamet Suresi okudu okudu. Bu ayet var ya, siz işte dünya hayatını, acil olanı seversiniz. Oraya gelince başını kaldırdı, bana baktı, şöyle baktı. Dedi ki şöyle, bel tuhibbûne l'acile. Gözümün içine bakarak öyle söyledi diyor çocuk. Siz acil olanı çok seversiniz dedi. Abdullah Hocam böyle bana tokat gibi geldi diyor. Sanki böyle sarstı beni çocuk diyor böyle. Böyle şaşırdım diyor böyle yani. Böyle yaptı. Bel tuhibbûne l'acile dedi diyor bana. Ve tederûne l'âkile dedi, başını öyle yedi diyor. O zaman hakikaten çok etkilenmiştim. Yani gerçekten de öyle. Yani gündelik yaşantıda siz dünya hayatını, tabii bunu tabii biz olsak böyle şey yapmayız Abdullah Hocam. Bunu orada kavradı. Belki de bize yapılsa hani biz anlamayacaktık ama hakikaten bu böyle yani bizim için de öyle. Gündelik yaşantıda ahireti anlama açısından oraya yatırım yapma anlamında biraz gevşek davran, hatta çok gevşek davranıyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim tasvirine baktığımızda bize dünya hayatının aldatıcı bir süs, meta olduğunu bildirir. Ali İmran suresinde, Tövbe 38'de var, En'am suresinde var. Bunu en çok okuduğumuz Duha suresinde mesela var. Orada Duha suresinde Efendimiz uzun bir süre ayet gelmedi. Duha suresi gelmedi. 2-2,5 yıl rivayetlere göre Duha suresi gelmedi. Şey, ayet inmedi yani. En son 2,5 yıl sonra Duha suresi وَضُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى ayeti geliyor. Orada çok üzülüyor Efendimiz. Çok üzülüyor. Diyor ki işte müşrikler falan dalga geçiyorlar. Diyorlar işte senin Rabbin seni unuttu. İşte sen hani sen ayet falan diyordun. Sonra dedi ki Cenab-ı Allah onu yatıştırma anlamında. Çok üzüldü. Çok böyle kederlendi, üzüldü Efendimiz. Orada وَضَحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى. Orada sen işte üzülme, onu teskin ediyor Cenab-ı Allah.
Diyor ki ahiret hayatı dünya hayatından daha senin için daha önemlidir, daha hayırlıdır. Hayrun leke minel ule, yani önce olandan daha hayırlıdır, üzülme şeklinde. Orada da dünya hayatının değersizliğini, ahirete, ahiretten, ahiret bakımından daha aşağı olduğunu bildiriyor Efendimiz'e. Burada mesela Tövbe suresi 109. ayet-i kerimede çarpıcı 60 tane ayet var. Bu çarpıcı ayetlerden biri. Estaizu billah. اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُفْرٍ هَارٍ فَانْهَارِ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ, kimin yapmış olduğu bina daha sağlamdır. عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ, yani Allah korkusuyla yaşanılan bir ev, yani dünya hayatını. Şimdi Cenab-ı Allah önce bir tasvir yapıyor. Bu tasvirlerden biri mesela bu. Bir tasvir yapıyor. Dünyada yaşarken, gündelik hayatta yaşarken Allah'ı, peygamberini önüne alarak böyle bir yaşantını, yani takva, burada mesela takva demiş. Essese dünya, dünya ne bu? Ala takva minallah. Allah'tan korkma ifadesi. Gündelik yaşantıda benim yapmış olduğum işleri ben Allah'a hesap vereceğim duygusuyla yaşama takva oluyor. Yani ben bu bütün yapmış olduğum işlerimi tek 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 irdeleyerek Allah'a hesap vereceğim duygusuyla yaşamak takva. Bu şekilde yaşayarak kendi dünyasını bina eder mi daha iyidir, hayırlıdır. Minallahi ve rıdvanı ve Allah'ın rızasını hayrun, daha hayırlıdır. Emmen yoksa essese dünyanehu ala şefa curufin halin fenhara bihi fi nari cehennem, nari cehennem. Yoksa böyle işte bir nehrin kıyısına ev yapmış, böyle sürekli altından su akıyor nehrin kıyısına, her an böyle onun evin yıkılmasına yüz tutmuş, böyle her an yıkılabilecek durumda olan ve sonra o yıkıma uğradıktan sonra da cehenneme yuvarlanacak olan hayat mı? Yani çok ilginç, değişik bir tabir bu, tasvir. Vallahu la yehdil kavmel zalimin, Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Tabii o işte onun rızasını Allah ve peygamberinin, yani yaşadığımız bütün işleri Allah'a ve peygamberine sunarak yaşadığımız ve Allah'ın rızasını kazanma temeli üzerine kurulan kimsenin yaşantısı gerçek manada tam anlamıyla bina edilmiş. Bu Ankebut suresinde de bu ifade böyle anlatılıyor. Tam o Yahudilerle alakalı söylüyor. Bu genel bir ifade bu. Bu hangisidir diyor, yani hangisi daha sağlamdır? Bunun hoşnutluğu, Resulullah, Allah ve Peygamber'in hoşnutluğu üzerine bina etmemiz gerektiğini ve bizlere söylüyor Kur'an-ı Kerim. Bunun gerisinde, yani böyle yapmazsak ne olur? Bunun gerisinde de bu iki ayrım olacak, yani Kur'an-ı Kerim bu iki ayrım bize yapıyor. Bu mu, yoksa kendi heva ve heveslerine göre, kendi işte kafasına göre, Allah'a ve peygamberine götürmediği, öyle işte şunu da yapayım, şuraya da gideyim, kendi heva ve hevesini ilah edinen adamı gördüm diyor ya, yani heva ve hevesini ilah edinmiş, Allah'a peygamberine uymayan. Hangisinin durumu daha şeydir diyor, yani bu şekilde yapmayın, gündelik yaşantıda yaşarken. Tabi bunu, bu her anlamda böyle, yani mesela ticarette böyle, yaşadığımız bütün şeylerde, hani işte namaz kılıyoruz, oruç var mesela, hac, zekat, bütün bunların hepsini gündelik yaşantıda bizim yapmış olduğumuz
veya işlemek haram haramlar var ya, bir takım haramların önüne geçmesi lazım. Yani bu Allah ve Peygamberinin söylemiş olduğu bu hususlar, bunun önüne geçip yapabileceğimiz haramları engellemesi gerekmektedir ki bu bina sağlam olsun, Allah'ın rızasının hoşnutuna ulaşalım. Ve böylece diyor siz mutlu olursunuz. Yani böyle dünyada da mutlu olursunuz, ahirette de mutlu olursunuz. Hatta mesela insanoğlu diyor ki şöyle mutlu olur bu ayet bu. Sizler Allah'ı ve Peygamberini anarak, bu şekilde yaşayarak huzur bulursunuz. Zaten اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Zaten müminler Allah'ı ve Peygamberini anarak huzur bulurlar. Yani bu şekilde yaşayarak zaten onlar huzur bulurlar. Yani yaşantılarını ne demek anmak? İsmen, ağızla söylemek değil. Yani bunu Allah'a ve yani yaşamış olduğun işi, bu işi yapacağım ama Allah'a ve Peygamberine arz ediyorsun. Ya bu iş ben bir bakalım nasıl, yani noter basılacak mı basılmayacak mı, yani bu iş onaylanırsa bu iş olacak. Onaylanmazsa olmayacak. Bu şekilde bir yaşantı olursa siz mutlu olursunuz. Bu şekilde olmazsa sizin bu Tövbe 109. ayette diyor ki onların evleri böyle yıkılmaya yüz tutmuş. Tabii yıkıldı yıkılacak. Veya cehenneme doğru yuvarlanacak olan bir bina gibidir. Yaşantısı böyle olan. Yani o yaşantıyı bir bina olarak kabul ediyor. Vallahu la yehdi, vallahu la yehdi'l kavme zalimi. Allah böylelerini zalim kabul ediyor ve zalimleri de hidayete erdirmez. Onların kurtuluşu yoktur. Evet. Yapmış olduğumuz işlerin iyi olup olmadığından böylece anlamış oluyoruz. Yani iyiliği de o yanlışlığını, iyi mi yanlış mı Allah'a ve Peygamberine götürüyoruz. Ona gelirse yapıyoruz. Gelmezse yapmıyoruz. Evet. İsra suresi 18. ayet-i kerime bu. Men kâne yuridul acilete accelnâ lehu fîhâ mâ neşâhu limen nuridu thumme ceallâ lehu cehennem yaslâhâ medmûmen medhûrâ. Kim geçici dünya hayatını isterse orada ona hemen veririz. Sonra da ona cehennemi mekan yaparız. O buraya kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak gelir huzurumuza. Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak gelir. Şimdi dünya hayatı geçici. Dünya hayatı geçici olduğu nimetler de geçici. Yani onun sonunda var, onun sonunda var. Kişi sığ bir şekilde, çok kısır döngü bir şekilde, çok basit bir şekilde sadece dünyayı kazanmak için gece gündüz dünya yaşantısını, o geçici olduğunu bilerek onu, tabii bu ayetler çünkü bizim için, biz müminiz, Müslüman olarak, yoksa inanmayan kişi diyebilir yani ben inanmıyorum diyebilir. Onun için de şimdi burada zaten bir sonra bak okuyacağım ayet-i kerime. وَمَنْ حَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهْبٌ Oyun ve eğlenceden ibarettir. Orayı anlatacağım. O onlar için oyun ve eğlenceden ibarettir. Bunlar bizim için. Bunlar biz inanıyorsak bunlar bizim için. İnanan insanlar için. Dünya hayatını sığ bir şekilde, yani çok basit bir şekilde bunu istiyorum, şu kadar çalışıp şu kadar bunu istiyorum. Geçici dünya hayatında kısa, hatta ayet-i kerime de var. Kişinin çalıştığı kadar karşılığı vardır. Yani kim ne kadar çalışırsa o kadar karşılığı vardır diye ayet-i kerime var. Çalışırsa karşılığını bulur. Ama dünya hayatındaki kadar, yani dünya geçici, o da geçici, o kadar. Sadece dünya nimetini elde etmek için çalışıyor. Fakat Yüce Allah ve Peygamberin rızası için çalıştığı vakit bütün gayretini
Allah ve Peygamberi için çalıştığı vakit bu basit olan dünya nimetlerinden de faydalanıyor. Yani normal basit bir mantıkla yani. Hani dünya nimetlerinden de faydalanıyor. Şimdi düşünce burada tabii niyet önemli. Yani kişinin aklında hani normalde o kişi de yaşıyor. O da geziyor, eğleniyor, tozluyor işte ne bileyim parka, bahçeye gidiyor ne bileyim. Diğerinin de malı mülkü var. Pikniğe gidiyor, geziyor. Ne bileyim Ahmet abiye gidiyor, alışveriş yapıyor, geziyor, eğleniyor falan. Ben de aynı şekilde gidiyorum, geziyorum, eğleniyorum. Burada tabii benim yapmış olduğum iş neye göre, ben niye bu işi yapıyorum, neden yapıyorum? Yani benim bakış açım burada önemli. Burada yaşayış işte şeyi belirliyor. Ya bu basit olan bir şey orada kalacak ya da o basit olan bir şeyle ebedi olan ahiret hayatını kazanacağız. Bu ayeti tekrar edelim. Kim geçici dünya hayatını isterse orada ona hemen veririz. Sonra ona cehennem mekan yaparız. O buraya kınanmış olarak Allah'ın huzuruna kovulmuş bir şekilde gelir. Şimdi bu ayet, bu mesele dikkat çekici bir ayet bu. En'am 32. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبُونَ وَلَهُونَ. Dünya hayatı ancak la'ibun, oyun, ve lehvun, eğlencedir. Ve ledarul ahiretu hayrun, ahiret hayatı hayırlıdır. Lillezine yettekun, ancak ittika sahibi olanlar. Efele ta'kıyım. Şimdi, dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Ahiret yurdu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hayırlıdır. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hala akıllanmayacak mısınız? Bu, tabi hiç adamın bir kaygısı yoksa, yani ahiret, ben işte hesaba çekileceğim, Rahman suresinde var ya, Allah'ın huzuruna gelmekten korkanlar için iki cennet var diyor. وَلِمَنْ خَافَ مَقَانَ رَبِّهِ cennete. Böyle bir kaygısı yoksa, adam ya yani ben hesaba çekilmeyeceğim yani. Böyle bir kaygısı yoksa adamın yaptığı işinin hesabını verip vermeme gibi bir kaygısı yoksa bu ayet bunun için söylenmiş. Yani yoksa oyun, eğlence falan bir şey yok. Şimdi bu adam bunu böyle bir şey olmadığı için o adama oyun ve eğlence geliyor. Yani burada yaşayacağım bu şekilde oyun eğlence olsun. Halbuki Nebevi ifadesiyle mezraetül ahira, ahiretin tarlasıdır şekliyle olaya bakıyoruz biz. Burada meselenin ana nirengi noktası, yani bu olaya anlam katan, hayata anlam katan şey Allah'ın hoşnutluğu ve rızasıdır. Rızayı umarak yapılan hayırlı işlerdir. Burada tabi ittika sahibi olanlar, daha önce de söyledik, yine söyleyelim. Bütün yapmış olduğu işleri Allah'ın huzurunda hesabını verecek şekilde yapmaktır diyoruz. Muttakileri bu şekilde söylüyoruz. Emir ve yasaklara saygıyla bağlı ahiret yurdunu uman kişilerdir. Yoksa bu anlamda dünya hayatı lüzumsuz, boş, bir amacı olmayan, boş bir hayattan ibarettir şeklinde anlaşılmamalıdır. Burada anlaşılması gereken hayatın sonunun geçici olması ve ahirete ile ilgili bir kaygısının olmaması o kişiye oyun ve eğlenceden ibarettir diyor Kur'an. Dünya hayatının bir oyundan, bir oyalanma, oyundan ibaret olduğu, bir oyalanma yeri olduğu anlamında Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde dünya hayatının geçiciliği şöyle tasvir edilir. Bu da güzel bir tasvir. Aşağı yukarı 4-5 tane böyle tasvir var. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir.
nihayet hepsi yok olup gider. Tıpkı şunun gibidir, ayet böyle devam ediyor. Tıpkı şunun gibidir, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Çiftçi bitki ekiyor, çiftçinin hoşuna gidiyor. Daha sonra güzelleşiyor o, çiftçi ekiyor, güzelleşiyor, bayağı hoşuna gidiyor. Sonra tekrar sararıyor, bakıyor işte, sararıyor. Sonra çöp olup gidiyor. Dünya hayatı da aynı bu şekildedir. İnsan onu işte evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor, kazanıyor, işe gidiyor, ev alıyor, araba alıyor, işte yaşıyor. İşte güzel şeyler yapıyor. Belli bir şeyden sonra gidiyor yani. O işte büyüyor, yeşeriyor. Sonra çerçok olup gidiyor. İşte netice itibariyle bir süs aramızda mal işte alışverişi veya çok mal evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Netice itibariyle bu şekilde aynı o bitkinin sarardığı gibi dünya hayatı da bu şekilde sararıp gider. Ahirette ise, ayet daha bitmiyor, devam ediyor. Ahirette ise eğer hayır olarak bir şey işlediyse onu alır, şer olarak işlediyse yine onu alır. Eğer kötülük işlediyse karşında azap görür, iyilik işlediyse de karşında mükafatını alır. Allah'ın mağfireti vardır yani. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Ayetin sonu böyle bitiyor. Oyun ve eğlencenin ne olduğunu, nasıl olduğunu bildiği için Allah Celle Celaluhu dünyayı bununla mukayese ediyor. İşte oyun ne kendi şeyi itibariyle, varlığı itibariyle oyun geçicidir ve lüzumsuzdur. Geçici ve lüzumsuz olduğu için dünya hayatında hiçbir şey yok. Yani oyun oynuyorsun mesela, gündelik hayatta da mesela düşün, geçicidir, bitecek ve hiçbir şeyi yok. Yani karşında bir kazancın da yok. Yani oyun karşında. Neticede bununla mukayese ediyor Allah Celle Celaluhu. Oyun ve eğlencenin işte bu iki özelliğidir. Geçici olmaları ve çoğu zaman insana bir fayda sağlamaz. Geçici ve faydası olmayan şeye de bu şekilde bağlanmak, geçici ve faydası olmayan bir işe kişiye fayda değil, zarar verir. Dünya hayatına bu şekilde bağlanmak fayda değil, zarar verir. Daha kalıcı ve daha faydalı olanı bulmak için fıtri olarak ahirete yönelecek ve bunu dünyada ahirete yönelik ürettiği ameller kalıcı ve faydalı olana ulaştıracaktır. Yani diyor ki bunun bir faydası yok. Yani dünya hayatının hiçbir fayda, dünya hayatı oyundur diyor. Oyunun bir faydası yok, geçici. Diyor ki kalıcı ve faydalı olan bir iş bulacak. Çünkü dünya hayatı oyun ve eğlencedir. Yani oyun ve eğlence ne? Faydasız ve geçici. Faydalı ve kalıcı bir iş yapacak bu adam. Faydalı ve kalıcı bir iş yapmak için de fıtrata, İslam'a dönecek. İslami yaşantıdan kendini alıp koyamayacak ve sonucunu da ahirette alacak. Bu tabi bir şey değil. Yani dinin kendisi bu böyle bir şey değil. Yani bizim burada yani konuştuğumuz ya da ne bileyim evde tartıştığımız, konuştuğumuz yani bu neticede kağıtlara yazılan bir şey değil yani dinin bizzat kendisi. Yani biz bu şekilde diyoruz ama hayatın tamamına yani çarşıda, pazarda alışveriş yaparken ya da bir de ticaret yaparken ki bütün burayı yani oraya taşıdığın zaman bu, o zaman yerine gelir bu yani. Yoksa bu şey değil ki, istediğin kadar edebiyat yap yani edebiyat, bunun bir şeyi yok, manası yok. Ama oraya taşıdığın zaman gündelik yaşantıda hakikaten onu yaşarsak o zaman işte oyun ve eğlence olmuyor. Çünkü senin yapmış olduğun iş faydalı bir iş. Bir iş faydalıysa, şimdi diyorsun bunu niye yapıyorsan, diyorsun ben bu işi işte falanca yerde karşıma çıkacak. Bundan dolayı bunun karşılığını ben bulacağım. Bundan dolayı
geçici değil. Hani kalıcı bir şey var ve faydalıdır. Kalıcı ve faydalı bir iş yapacak. O anlamda din hayatın bütününe, o anlamda işte namazın, inancın fiziksel anlama dönüşmesi de o. Yani namaz kılmak sadece orada ya biz işte Tevrat'ı işte parayla satan haham gibi işte ya da şeye çıkan rahip gibi köşeye çekilmiş var ya böyle. İşte dini yaşant, evlenmiyorlar mesela. Bu şekilde hayattan soyutlayarak kendini bu şekilde bir yaşantı değil. Yani tevhid inancı böyle bir şey değil. Tevhid inancı anneyle, babayla, işte patronla, öğretmenle, işte karıyla, şununla, bununla yani bütün hayattaki her şeyle, sahip olduğun her şeyle imtihan olmak, ona sabretmek bu şekilde yaşamadır yani dinin kendisi. Bu şekilde imanı yani o imanı alıp da burada bu şekilde yaşarsak, ahiret hayatında biz bu işlerden hesaba çekileceğiz diye yaşarsak, o zaman kalıcı ve faydalı bir hale dönüşür. Kişiye fayda verir, evet. Faydalı işleri bırakıp faydasız işlerin peşine gitmeyecektir. Bu oyun tabi la'ibun ve lehbun ifadesi var. Burada tabi şey de demiş, oyun ve eğlenceyle diyor Mehmet abi, çocuklar uğraşır ya. Böyle aklı böyle noksan olan insanlar da öyle de bir şey yapmış müfessir. Burada diyor dünyanın değersizliğini burada Allah anlatıyor. Yani dünya hayatında yaşarken Allah la'ibun ve lehbun demiş. İşte çok basite indirgemiş. Burada oyun ve eğlenceyle çoluk çocuk ya da çok böyle basit işi olmayan adamlar uğraşır ya oyunla eğlenceyle. Bu kişilerin de işidir diyor. Yani mümini o anlamda biraz ciddiyet şey yapmış. Sonra hatta ayetin sonu şey diye bitiyor mesela. Efele ta'kilun diyoruz. Akletmez misiniz? Yani onun aklını başına almak daha ciddi bir şekilde yani yoksa hayatın bütün safhasında mesela nasıl diyor ki وَعِدَادُ الرَّحْمَنُ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْلًا yeryüzünde yürürken müminler diyor ki mütevazi yürür. Bana nasıl yürüyeceğimizi anlatıyor bize Allah. Mesela küçük çocuklar diyor anne babalarına odalarına giderken diyor kapıyı çalsınlar diyor mesela. Yani gündelik yaşamda bütün hayatın bütün safhasına bunu aktardığımız vakit dünya yani ahiret hayatını dünyada önümüze alıp böyle bir hayat sergilediğimiz vakit dünyamız da ahiretimiz de kurtulacak. Netice itibariyle de mutlu bir hayat süreceğiz. Yani pozitif mutlu bir hayat süreceğiz. Rabbim bize inşallah bu dünya ahiret dengesini kuranlardan eylesin bu dünya hayatında. Cenab-ı Allah ahirete ziyana uğrayanlardan eylemesin. Cenab-ı Allah bütün bu konuştuklarımızdan bizleri hesaba çekmesin. Sen bunları konuştun, konuştun, anlattın, biliyordun. Konuştun, konuştun, konuştun ama kendi yaşamadın diye Cenab-ı Allah bizlere azap etmesin bizleri bu anlamda. Bizler mümin kullar olarak gerçek manada yaşayıp bunu sorumluluğu yüklenip sırtlanıp ahirette de inşallah bunun meyvesini gören kullarından eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.